Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sayın arkadaşlar, Doğa Gezginliği kanalına hoş geldiniz. Bakın size bugün haş haş nasıl diyorulur? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Çöreklerde, böreklerde bazı boğaçalarda haş haşlı gördüğünüz şey böyle kavrulur arkadaşlar, haş haş. Ondan sonra dibeye vardı, dibekte döğülür. Olur size haş haşlı bazlama, çörek. Ateşte böyle yakmadan karıştırıp hafif kahverengi gelinene kadar ısıtacaksınız, kavuracaksınız daha doğrusu. Bakın altını karıştırdıkça siyahlar çıkıyor deminden bu yana, ben vaktinizi almamak için kavuruyorum arkadaşlar. Altını kapatacağım. Çünkü yakmamak lazım. Ve tavanın sıcağı da daha hala onu kavrulur. Dipekte nasıl döğülür? Biraz sonra da size onu göstereceğim. Haş haş çok faydalı. Merhaba, kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Haş haş diyorsunuz. Sizin diliniz yok galiba. Konuşmuyorsunuz. Neden? Arkadaş konuşmuyor. Aydın arkadaşımın ismi haş haş diyor arkadaşlar. Bir vurduğun diben şeyini çeker misin, ağırlığını? Bakın buna dibek derler arkadaşlar. Böyle döğülüyor. Bunu şimdi bunun içine koyacağız. Ve elindeki ağırlık demirle, tokmakla döğüp yağını çıkaracağız arkadaşlar. Size de göstereyim bakın döğülmüş hali. Nasıl yağ çıkmış. Daha önceki videolarında hamurlu vardı ya, hamur yaparken. Yetmez mi? Bir ben seni çekeyim. Şimdi arkadaşlar dövülmüş haş haşı poşete, saydam poşete koyuyoruz. Buzdolabında da saklayabiliyoruz uzun süre. Buzdolabında da uzun süre saklama kaplarında kullanılmak üzere saklanabilir. Biz öyle yapıyoruz. Böreklerde, çöreklerde, hamurlarda, hamur işlerinde, boğaçalarda adıyla sanıyla haş haş. Bakın bu döğülmemişi, o döğülmüş hali. Ezilmemiş diyelim, dövmeyi bilmeyenler de vardır. Ezilmiş diyelim. Bizim dilimizde dövmedir. Dövüp yağını çıkarmak açıkçası. Şimdi döğülmemişini dibeye koyuyoruz arkadaşlar.
Tekrar onu da döyüp yağını çıkaracağız. Bakın tavanın dibinde kararmışlar, yanmışları var, tozları var. Onları da koymayacağız tabii ki. Evet usta. Biraz zahmet ama yemesi güzel. Evet, yağını çıkarmak biraz zahmetlidir ama bakın böyle kahverengimsi yağ çıktığı zaman lezzetli. Sıcak olunca tamam, tabii ki şey eziliyor. Bakın tokmağın ucuyla yere dökülenler var. Onlar dahi sapsarı. Bakın burada gittikçe rengini kahverengileştiriyor.